Sıcak havaların cep telefonlarına etkisi ve doğru bilinen soğutma yöntemleri hakkında konuşan Eskişehirli telefon satıcısı ve tamircisi Korkmaz Sönmez, "Siz telefonu sıcaktan korumaya çalışırken bu sefer tamamen öldürüyorsunuz," dedi. 120 yılın en sıcak yaz mevsimi olarak adlandırılan dönem zaman zaman insan hayatını olumsuz yönde etkileyebiliyor. İnsanların yanı sıra elektronik cihazların da ısınan havaya bağlı olarak kullanımında aksamalar yaşanabiliyor. Güneş patlamaları elektromanyetik dalgalar yayar. Bu sıcakların hani dan ziyade bu elektromanyetik dalga telefonlarda kasmalara neden olur. Yani telefonun yavaşlaması, ağırlaşması. Çünkü elektronik bir cihaz. Sıcaklar da telefon çalışırken ısınmasına neden oluyor. İkisi de bir araya geldiğinde bir telefonun kasması, donması, kilitlenmesi, şebekelerin az çekmesi normaldir. Bu insanlar bazen şöyle düşünüyor. Ben bu telefonu soğuk bir yerde muhafaza edeyim. Bu ısınmaya gider. Ama soğuk bir yerde muhafaza edeyim derken de bir buzdolabına koymak, soğutucunun nemli bir ortama koymak telefonun ömrünü bitirir. Elektronik ürünün başlıca düşmanı nemdir. Mesela bizim teknik servis dükkanımızda klima yok. Nem olduğu için. En ufak nem telefonda kısa devreye neden olur. Bu nemi biz klimaya dair dikkat ederken siz kalkıp buzdolabına koyduğunuzda suyun içine koyuyorsunuz. Bu da telefonda oksitlenme dediğimiz sorunlara neden oluyor. Bu kapsamda da siz sıcaktan muhafaza etmeye çalışırken bu sefer telefonu tamamen öldürüyorsunuz. Yani tabiri yerindeyse öldürmeye yönelik bir hareket yapıyorsunuz. Onun yerine telefonu güneşten uzak, mesela arabanın torpidolarına koymayın. Arabaların ön göğüs bölümlerine kesinlikle koymayın. Pencerelere koymayın. Buradan gelen güneş ışınlarıyla beraber telefonunuz ekranında ve bataryasında zarar görmeye başlar. Ekranın rengi solmaya başlar, bataryası şişmeye başlar. Daha sonrasında ısıyla birlikte işlemci üstündeki lehimler kimyası bozulmaya başlar. Telefon mekanik değildir, elektroniktir. Mekanik olmadığı için elektronik olduğundan dolayı da sakın buzdolabı veya nemli bir yerde soğutma işlemi yapmayalım. Telefonun mümkün olduğunca gölgede bulundurmak kullanım ömrünü uzatacak, batarya kullanımınızı uzatacak, artı daha rahat, daha kolay bir şekilde kullanmanızı sağlayacak. Kesin bir bilgimiz yok ama hani ben kendi yaşadığım da olay, mesela benim kendi telefonum üst düzey bir telefon. Android sistemde üst düzey bir telefon. Ama kılıflı kullanımlarda kendisinin çok fazla ısınıp donduğunu da gördüm. Kapattığını da gördüm. Bu nedendir? Şöyle bir sistem düşünün. Mesela böyle bir kılıf var. Telefon bunun içinde. Telefon ısıyı dışarıya veremiyor. Buraya çarpan ısı tekrar geliyor. Bundan kaynaklı oluyor. Bu ekranın flex'i. Mesela şu kadarcık bir şey, milimetrik bir şeyin ısındığını düşün. Aktarı ne kadar yavaş olur. Bunun da aynı şekilde ısındığını düşün. Hani bu kapsamda da bu telefonların bundan etkilenmesi normal.